क्या होती उतरन। Odada kimse yok. Odayı tek başıma aramak istemiyorum. O dosya bu odadaydı ama... İtça kızım, burada mıydın? Bir işin mi var? Aa, evet, şey... şey baba, annem... Annenle mi işin vardı? Ama Gunvanti mabede gitti. Yardım edebileceksen bana söyle. Baba, şey ben... Burada benimle... Vanş'ın fotoğraf albümünü arıyorum. Neden? Ben hatırlıyorum. Odamdaki dolaba koymuşlardı. Git bak hadi. Tamam. İtça'ya ne oldu böyle? Neden Vanş'ın fotoğraf albümünü arıyor acaba? Gelin, artık o da onun Vanş olduğuna inanıyor. Aa, masaya tabak koymamışsın. Çabuk getir, hadi. Hadi ve şunları düzgün düzgün koy. Böyle olacak bak. Pushkar, bana söz vermeni istiyorum. Bir daha sarhoş olmayacaksın. Söyle, o dansçıyı da görmeye gitmesin bir daha. İyi günler. Tapasya buraya geldim. Hayır, Tapasya gelmedi. Gelsene oğlum. Ne oldu? Neden böyle gerginsin? Nereye gittiğini biliyor musunuz? Buraya da gelmediğine göre... Ne oldu peki? Nereye gitmiş? Evi terk etmiş. Ne? Nasıl? Terk mi etmiş, anlamadım.
Senin yüzünden, senin yüzünden tapu evi terk etmek zorunda kaldım. Hiç utanmıyor musun? Raghuendra'yı abin olarak görüyordun değil mi? Berbat ettin abinin hayatını. Ne sanıyorsun? Raghuendra bunu yanına bırakır mı senin? Ben bir şey yapmadım büyük anne. Kes! Tekrar tekrar, tekrar tekrar aynı şeyi yapıyorsun. Tapu Vir'le evlendiği zaman da oraya gitmiştin. Tapu'nun yeni bir hayata başladığını unutup buraya da geldin sen. Tapu'nun hayatını cehenneme çevirdin. Cehenneme mi çevirdim? O beni kandırdı ve beni kullandı. 3 gün hapiste kaldım. Oradan oraya yollandım. İçeyi vurma fikri Tapasya'nındı, biliyor musun? Kapa çeneni! Dilini kopartırım senin. Sus! Bunların hepsini tapumu tekrar elde etmek için yaptın. Hayatını mahvettin onun. Raghuendra bir gelsin, ona gerçeği söyleyeceğim. Hem o ninesine çok saygı duyuyor, öyle değil mi? O zaman kardeşinin ne yaptığını öğrensin. Kardeşim dediği adam neler yapıyor bir duysun. Tapuma nasıl kirli bir oyun oynandığını öğrensin. O seni kardeşi olarak görmüştü. Şimdi koynunda bir yılan beslediğini anlasın. Senin gerçek yüzünü göstereceğim ona. Seni ağaçta sallandırmak gerek. Aslında senin müstahak olduğun şey bu. Büyük anne, inan bana, ben bir şey yapmadım. Vay be, Tanrı en iyisini bilir. O videoyu gösterip beni tehdit ettin. Kim bilir tapuma neler yapmışsındır sen. İşte bugün korkusundan evi terk edip gitti yavrum. Tapasya evi benim yüzümden terk etmedi o. Nereye gider Tapasya? Bu kız hep böyle yapıyor. Hanımefendi, hanımefendi merak etmeyin. Kızımıza hiçbir şey olmayacak. Huyunu benden daha iyi bilirsin. Çabuk öfkelenir. Öfkesi bir yatışsın, eve geri döner. Şöyle yapalım, Tanrı'ya dua edelim ki neredeyse güvende olsun. Samimiyetle dua ediyorum. Yeter Damini, yeter. Her seferinde aynı şeylerden bahsediyorsun. Damini! Evet efendim. Söyle. Dur biraz. Damini, çabuk iç çayı ara. Sana ihtiyacı var. Beni bir dinler misin? Tapasya evi terk etmiş. Bana videoyu göster. Abi, şey ben... Göster! Bugün herkesin önünde gerçeği açıklayacağım. Senin yüzünden İtça ve Vir'den şüphe ettim. Ve sen bu evin mutluluğunu, huzurunu, her şeyini elinden aldın. Bütün huzuru sen bozdun Tapasya, sen!
kocasına servis yapmayıp kardeşine servis yapıyor. Bir Hint kadını için bu hiç uygun değil. Bu ne terbiyesizlik? Karıma dokunmaya kalkma diye kaç kere söyledim sana? Bu vanş oyununu anneme oynayabilirsin. Bana değil. Sana bunu o gün söyledim. Sen sahtekarın tekisin. Sen büyük bir yalancısın. Bugün kocam sana haddini bildirdi. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Eğer bir daha bana dokunmaya kalkarsan kocam bunu yanına bırakmaz. Benden uzak dur. Hadi Vir. Yemeğimizi odamızda yiyelim. Ne yapıyor bu kız, aklından ne geçiyor? Bir türlü anlamıyorum. Sen mi geldin? Haber aldın mı? Tina Akanşa ya da Raşme Tapasya'nın nerede olduğunu biliyordur. Hiçbir şey öğrenemedim. Kimseye bir şey söylememiş. Aman Tanrım. Biz konuşurken bir şey dememişti. Divya, sana bir şey söylemedim. Acaba bir sıkıntısı mı vardı? Biliyor muydun? Neden? Neden böyle yapıyor? Hiç anlamıyorum. Çok korkuyorum, çok. Divya, kızımızın niyetini, ne yapmayı planlıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Kimseye bir şey söyleme ihtiyacı duymamış. Hiç kimseye. Raghuvendra ile görüştüm. Vir onunla konuşmaya gelmiş. Tapasya'ya o vanşım diyen sahtekarı sormuş. Bir sıkıntısı varsa bize gelmesi gerek. Bize söylemesi gerek. Ama hiçbir şey söylemeden gitmiş. Divya, bana sorarsan Tapasya bir hata yapmış olabilir. Belki bu yüzden evi terk etmiştir. Ne? Nasıl yani? Belki de o Vanş'a benzeyen adamın Mundelaların evine gitmesinde Tapasya'nın parmağı vardır. Ne diyorsun sen? Bunu nasıl düşünürsün? Nasıl babasın sen? Kızın evini, oğlunu, kocasını, her şeyini terk edip gitmiş ve sen söylemediğin bir bu kalmıştı. Hayır. Bunu nasıl düşünürsün? Sen kızını asla, asla merak etmiyorsun. Sadece hiç canın başına bir şey gelecek mi diye endişeleniyorsun, Divya, değil mi? Lütfen beni yanlış anlama. Nasıl yanlış anlamayayım? Ne söylediğin farkında mısın? Kendi kızını aramaya. İtça. Ona gittin öyle değil mi? Kızımızı aramaya gitmedin. Sen iç canın başı derde girmesin diye endişelenmekten... Ne diyorsun sen? Konuyu nereye getiriyorsun böyle? İççeyi neden karıştırıyorsun? Neden karıştırmayacakmışım? Sen hep Damini ile İççeyi düşündün. Şimdi de kızın düşünmek yerine yine onu düşünüyorsun. Kendi kızını suçluyorsun öyle değil mi? Onu suçladığım falan yok. Sadece böyle bir şey düşündüğümü söylüyorum. Ne düşünüyorsun? Tamam, ne düşünüyorsun? Her zaman Tapasya'nın haksız olduğunu düşünüyorsun. Tapasya'nın haksız olduğunu düşünmüyorum Divya. Hem İççay'ı düşündüğümü nereden biliyorsun? Evet biliyorum. Senin gözünde haklı olan hep İççay'la Damini. Bazen düşünüyorum da başıma bir şey gelse sen yine İççay'la Damini'yi düşünürsün. Sen neden bahsediyorsun böyle? Bunu düşünürken hiç utanmıyor musun? Utanması gereken sensin. Kendi kızın senin umrunda bile değil. Lütfen sus Divya. Bu doğru değil. Bu doğru. Gerçeği duymaya senin cesaretin yok. Hı?
Beni bu evden kov ve Damini'ye İtçay'la mutlu mesut yaşa. Ne dersin? Divya yeter! Bunu nasıl yaparsın? Nasıl cüret edersin? Artık sana oğlum demekten utanıyorum. Anne, anne inan bana ben yanlış bir şey yapmadım. Ben sadece... Anne neden beni dinlemiyorsun? Abi en azından sen beni dinle. Abi ben yanlış bir Sakın şey yapmadım. Sakın bana abi deme. Abi, Tapasya benim geçmişim. Ama çok kötü bir geçmiş. Abi hepsi Sakın Tapasya yüzünden. Sakın adını ağzına alma. Çık. İstemediğin bir şey yapmadan hemen buradan çık. Abi ben sadece... O benim karım. Sen de ninemin oğlusun. Sabrımı taşıracak bir şey yapma. Abi beni dinle abi. Abi bana cevap ver. O benim ebeninem. Ama senin annen. Bunu nasıl yaparsın ha? Ha? Seni kardeşim olarak görmüştüm. Abi ben yanlış bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım abi. Sen bu eve ihanet ettin. Bu eve hiç saygı duymuyormuşsun. İnanamıyorum. Sen benim oğlumun hayatını mahvettin. Defol git buradan. Seni istemiyorum. Çık. Abi. Çık. Abi. Çık dedim. Abi dinle. Abi. Beni dinle. Anne. Abi, beni dinleyin anne. Abi. Geçti. Geçti. Oğlum. Tamam. Tamam, geçti. Oğlum affet beni. Böyle söyleme, hayır. Oğlum ben senin. Tamam. Alo, teyze. Ben Divya. Tapasya nerede? Teyze neden konuşmuyorsun? Sana soruyorum. Tapasya nerede? Divya. Bak şimdi beni...
Beni sakince dinle kızım. Kızım evini terk etmiş. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sense sakince dinle diyorsun. Teyze, söylesene Tapasya nereye gitti? Tapasya'nın nereye gittiğini ben de bilmiyorum kızım. Bilmiyor musun? Ne demek bilmiyorsun? Tapasya ile birlikte sen de o evde kalıyorsun. Onun büyük annesisin. Tapasya herkesten saklar ama senden hiçbir şey saklamaz. Şimdi söyle bana, Tapasya nereye gitti? Yoksa senin için... Beni dinle, haklısın. Tapasya asla benden bir şey saklamadı kızım. Her şeyi bana söyledi. Ben de bu yüzden korkuyorum. Her ne olduysa bunu bana söylemedi ve evi terk etti gitti. O günden sonra ne haldeyim? Sen bilmiyorsun Divya. Teyze, aç kulağını ve iyi dinle. Eğer Tapasya'nın evi terk etmesinde parmağın olduğunu öğrenirsem, bir daha sana asla teyze demem. Evet, ben de biliyorum kızım. Tapasya ne zaman hata yapsa hep beni suçlu buldunuz. Ben onun büyük annesiyim. Nasıl kötülüğünü isteyebilirim? Hayatımda daha fazla sorun istemiyorum. Ailemle huzurlu bir hayat sürmek istiyorum. Annemle konuştum. İç aile konuşmam gerektiğini düşündüm büyük anne. Söylediklerini duyunca iç ayı görmeye gittim. Hem büyük anne, sanki hayatımda yeterince sorun yokmuş gibi başkalarını düşünmek istemiyorum. Ben dedikodu falan yapmak da istemiyorum. Lütfen şimdi gider misin? Zaten bir sürü işim var. Tapu. Neredesin kızım? Neredesin? Öğrenirsen bana haber ver lütfen. Teşekkür ederim. Bay Ratut. Evet Bay Ratut, nasılsınız? Özür dilerim, tekrar arayıp rahatsız ediyorum ama... Bay Ratut, sanırım bir sorun var. Sesiniz pek net gelmiyor. Alo? Alo? Sana önemli bir şey sormak istiyorum. Tabii sorun. Sesiniz iyi gelmiyor. Birkaç gün içinde Tapasya ile konuştunuz mu hiç? Konuşmadım. Niye? Ne oldu? Tapasya evi terk etti. Terk mi etti? Ne zaman? Nereye gitti? Öylece çıkıp gitmiş. Çıkıp gitmiş mi? Ama neden? Üzgünüm Bay Ratut ama aranızda yoksa bir kavga mı oldu? Böyle çekip gitmesini gerektirecek hiçbir şey olmadı.
Onu bulmak için çok uğraştım. Arkadaşlarını aradım. Ama kimse bir şey bilmiyor. Düşündüm de sen onun çocukluk arkadaşısın. Belki nereye gittiğini biliyorsundur. Hiçbir fikrin var mı acaba? Nereye gitmiş olabilir? Merak etmeyin Bay Ratod. Tapu yakında eve dönecektir. Tapu her zaman öfkeyle evden çıkardı. Ama endişelenecek bir şey yok. Geri dönecektir. Siz telaşlanmayın lütfen. Alo. 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 Hat düştü. Neden ulaşamıyorum? Tapu neden evi terk edip gider ki? Sebebi ne olabilir? Acaba ne oldu da Tapu evi terk etti? Ne düşünüyorsun? Kimi düşünüyorsun bakalım? Gergin görünüyorsun. Yoksa o Rocky yine sana terbiyesizlik Hayır. yaptı? Hayır. Bay Ratod aradı ve çok telaşlıydı Veer. Ne oldu? Her şey yolunda değil mi? Hiçbir şey yolunda değil. Tapasya kimseye bir şey söylemeden evi terk etmiş. Tapasya evi mi terk etti? Evet Veer. Ama neden gitmiş? Bay Ratod çok gergindi. Tapu kim bilir şu anda nerededir ve ne haldedir? Ama Bay Ratod onu her zaman çok sevmiştir. Düşünüyorum da şu an Tapasya öyle küçük bir mesele yüzünden gitmez. Yoksa bu planın arkasında Tapasya'nın parmağı mı var? Yoksa ondan hesap soracağımızı düşünüp bizden saklanmak için mi gitti? Ama Tapu hem sevginin hem de çekişmenin olduğu tek sen varsın İça. Aramızdaki çekişmeleri unutup seninle tekrar arkadaş olmak istiyorum. Hayır Veer. Sen ne diyorsun? Daha önce hiç böyle bir şeyden bahsetmemiştin. Şimdi neden söylüyorsun? Biliyorum İça. Durumumuz bu. Herkesten şüphelenmek zorundayız şu an. Ancak böyle güvende kalabiliriz. Haklısın ama içimden bir ses onun bu konuyla bir ilgisi yok diyor. Kim bilir nereye gitti? Huylu huyundan hiç vazgeçmez. Evet baba, haklısın. Ben de Tapasya hakkında böyle düşünüyorum. Yoksa neden böyle
güzel bir aileyi terk edip gitsin ki? He? Ne yapıyor bu kız? Bir kere de kendini değil, oğlunu, kocasını düşünse olmaz mı sanki? O kız, Bay Takur'un hayatını cehenneme çevirmişti. Hem Umet, kız çocuğu, evin onuru demektir. Raghuendra, Pratap gibi bir insanı bulmuştu. O kadar, o kadar destek olmuştu ki ona. Mutlulardı. Yine de gitti. Bu kız neden tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyor anlamıyorum. Şu an içimden Bay Takur'u aramak geçiyor. Kimseyi aramana gerek yok. Onun da artık görmesi gerek. Başkalarına çamur atarak hiçbir şey elde edemeyecek. Ailesi mükemmelmiş gibi bize nasihat veriyor. Benim oğlum sahtekar, oyuncu. Ama onun kızı sahici, öyle mi? Şimdi gerçek yüzünü gördünüz mü? Gumanti, şu anda kimseye laf söylemenin sırası değil. O evimize, sıkıntımızı gidermek için geldi. Bize yardım etmek istedi. Onu davet eden mi oldu? Ne işi vardı burada? Nedenini burada konuşmasak daha iyi olacak. Hem Jogi Takur'umu sorguluyoruz. Ve bugüne kadar o adam iyi günde, kötü günde ailemizin yanında oldu. Oğlumuzu oğlu olarak gördü. Kızının yaptığı bir hatanın bedelini ona ödetemeyiz. Sen İtcan'ın ailesini kendi ailenden çok düşünüyorsun galiba. Neyse. Bay Takur kızını doğru yetiştirseydi bugün bütün bunlar olmazdı. Gelin. Bu ne cürettir böyle? Benim karşımda nasıl böyle konuşursun? Nasıl bilmezsin? Bizim aile böyledir. Sıkıntılı zamanlarda akrabalarımızın yanında oluruz biz. Başkasının acısından mutluluk duymak alışkanlığımız değildir. Hem kulağını aç ve beni iyi dinle. Benim için Jogi Takur saygıdeğer bir adamdır. Anladın mı beni? Evet babacığım. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Eğer doğruyu ve yanlışı ayırt edebilseydin, bugün benim, İtcan'ın, Veer'in ve de Bay Takur'un yanında olurdun. O sahtekarın yanında değil. Bir gün pişman olacaksın.
Bu Van Şabi değil. Bu mümkün değil. Sen Van Şabi'nin adını kullanarak bu eve gelmişsin. Çünkü ben Van Şabi'nin intihar ettiğini gözlerimle gördüm. Yere düşmüştü, kan döküyordu, çığlıklarını duyuyordum. Öldüğünü gördüm. De gelinimi çok özlüyorum. Ne kadar sevecen bir kızdı Tapasya'mız. Ne güzel bana büyük anne derdi. Sesini duyunca kalbim erirdi. Raghuendra oğlum. Ben onu tanıyorum canım. Ben tapuma her zaman güvenirim. İnanıyorum ki sevgimiz onu bize geri getirecektir. Bak oğlum. Görüyorum ki oğlunu bırakıp gitmesi seni ayrıca üzüyordur. Ben diyorum ki pederi çağıralım. Evin huzuru için dua etsin. Oğlum, ben duymuştum. Bu pederin duası bütün belaları def ediyormuş. Bunları yapınca o dönecek mi? İçini ferah tut. Tamam, gelsin. Dün onun Rocky olmadığını söylemiştin. Peki ya şimdi? Şimdi de mi öyle düşünüyorsun? Hala onu tanımazlıktan mı geleceksin? O benim karım. Dün evime geldiğinde onu görmüşsündür. Başka fotoğraflar da var. Hala onun senin nişanlın olduğunu kabul etmeyecek misin? Bir taraftan sana evlenme sözü veriyor. Diğer taraftan da evime gelip karıma yaklaşmaya çalışıyor.
Hala bu sahtekarı korumaya devam mı edeceksin Ruby? Bir düşün Ruby. Böyle bir adam daha neler yapmaz ki? Evet, peki Bay Sinha. Artık olan oldu. Ama siz bir şeyi unutmayın. Lütfen bu konu aramızda kalsın. Eğer Tapasya ile ilgili bir şey öğrenirseniz hemen beni arayın. Evet. Peki. Bay Sinha ile konuşuyordum. Bir şey öğrenir öğrenmez bize haber verecek. Sen bir şeyler öğrenebildin mi? Gel, otur otur. Üzgünüm Bay Takur. Belki de suç bende. Onu çok ama çok seviyorum. Mutlu olması için elimden ne geliyorsa yaptım. Hep yaptım. Onun da beni çok sevdiğini, oğlumuzu çok sevdiğini düşündüm hep. Yan yana oturduğumuz zaman ne kadar güzel bir hayatımız olduğunu, onun da çok mutlu olduğunu zannediyordum sadece. Ama İçan'ın evinden döndüğünden beri yüzü hiç gülmedi. Ona sordum ama geçiştirdi. Defalarca sordum. Ondan hep rica ettim. Geçmişi unutmasını istedim. Benim geçmişimi unut, kendi geçmişini de unut. Ancak böyle mutlu olabilirdik. Ama bana hiç fırsat vermedi. Öylece hiçbir şey söylemeden çekip gitti. İnsan neden bunu yapar ki? Benim bir bebeğim var Bay Takur. Bir bebeğim var. Nereye gider ki? Nasıl bulacağım onu? Kim bilir nerededir? Nasıl bulacağım? Oğlum. Tapasya ne kadar benim kızımsa, sen de o kadar oğlumsun. Eğer gittiyse onu birlikte bulacağız. Sen merak etme. Tamam, 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 tamam. Nereye gittiyse onu eve getireceğiz. Bulacağız. Geçti. Geçti oğlum. Geçti oğlum, tamam. Bay Takur. Tanrım, dualarımızı kabul et. Onu tekrar yanımıza getir. Tekrar yanımızda olsun. Thank you.
Şimdi dua tamamlandı hanımefendi. Bu düğümü bu kırmızı beze bağlayıp şehrin meydanına atıyorsunuz. Ve aileniz bütün sıkıntılarla dertlerden kurtuluyor. Böylece hayatınıza bir daha hiç sıkıntı girmeyecektir hanımefendi. Sizin için gerçekten çok üzgünüm. Kızınız bir kez daha kaçtı, değil mi? Ama bu sefer öyle bir şey yaptı ki... kimseye bakacak yüzü kalmadı. İnanın bana Bay Takur. Gerçekten ama gerçekten üzgünüm. Bu yaşta böyle büyük bir şok yaşıyorsunuz siz de. Ama ben her zaman yanınızdaydım Bay Takur, değil mi? O sizi daha önce de defalarca üzmüştü. Tanrı hiçbir babayı bu acı ve... bu kadar hüzünle imtihan etmez doğrusu. Ve hiçbir babaya da böylesine bir kız vermez. Neden endişeleniyorsunuz ki? Cebinde bir şey olmadan gitti işte. 4-5 gün sonra hevesini alıp döner. Neden onu düşünüp ağlıyorsunuz Bay Takur? O şimdi bir yerlerde keyif çatıyordur mutlaka. Seni öldüreceğim. Öldüreceğim seni! Geberteceğim! Dur! Bunun hesabını vereceksin! Dur oğlum! Öldüreceğim seni! Dur! Bırak! Bırak! Dur oğlum, yapma, hayır! Öldüreceğim seni! Oğlum dur, hayır, yapma! Öldüreceğim! Oğlum, sakin ol! Sakin ol oğlum, yapma! Bunun hesabını ödeyeceksin! Lütfen, yalvarıyorum! Hatırım için yapma. Lütfen. Ömrünün sonuna dek bu adama dua et. Senin hayatını kurtardı. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Bu hatayı sakın yapma. O zaman kurtulamazsın. Bana bak sahtekar herif. Eğer canını seviyorsan hemen defol git buradan. Defol git dedim sana! Defol! Ben bir hata yaptım efendim. Çok, çok büyük bir hata yaptım hem de. Bu benim Rocky'm. O adam için yalan söyledim. Ben herkesin önünde onu tanımak istemedim. Ama o beni
O beni ne yazık ki kandırdı. Bu adam için neden yalan söyledin? Ben gerçeği söyleyeceğim efendim. Lütfen bana inanın. Tüm gerçeği size açıklayacağım. Bir kadın beni aradı. Ve Rocky'nin hayatı tehlikede dedi. Ben korktum efendim. Ama bilemedim işte. Bu adam sahtekarın tekiymiş. Biri mi aradı? Kim? Numarası var mı? Evet. İşte numarası da bu. Sana kaç kere söyledim? Artık beni arama. Neden arıyorsun? Arama dedim. Sen sadece dediklerimi yap. Yapmayacak olursan nişanlın asla geri dönemez. Anladın mı? Derdin mi? Neden her seferinde Vanş'ı suçluyorsun? Anne. Ne oldu efendim? Telefonunu götürmem gerek. Teşekkür ederim. Ah!
İşte bu. Geliyorum yavrum. İstemiyorum Nine. Oğlum. Bak hiçbir şey yiyemedin. Hanımefendi de yiyemiyor, olur mu? Yapmayın böyle oğlum. Yoğuracağı yedirdin mi? Yedirdim. Bak beni dinlersen oğlum. Polise gitmelisin. Ne diyeceğim? Evden kendi rızasıyla gitti. Kaybolmadı. Kaçırılmadı. Evi terk etti. Beni bıraktı. Bu hayatı bıraktı. Bu çocuğu bıraktı. Sakın böyle düşünme oğlum. Senin gidip hemen gelinimi araman gerek. Arıyorum. Ama yazmış işte, geri dönmeyecek. Asla. Beni terk etti. Beni bırakıp öylece gitti. Hiçbir şey söylemedi. Sadece bir not bırakıp gitti. Sid'den bunu beklemezdim yine. Nasıl? Buna bir türlü inanamıyorum. Abi kardeş gibiydik. Onu hep kardeşim olarak gördüm. Bunu bana nasıl yapar? Çocukken beraber oynardık. Bir oyuncağımı beğendiği zaman hemen ona verirdim yine, hatırlıyorsun değil mi? Araba istediği zaman onu sürekli gezdirirdim. Bir yere gideceği zaman havaalanına götürürdüm. Eskisi gibi yaşayalım diye. Onu hep yanımda tuttum, evime aldım ve o bana bunu yaptı. Ondan para istiyor yine. Benden isteseydi ya. Onu nasıl reddederdim? Para vermez miydim? Elbette verirdim. Bir türlü anlamıyorum. Bu ikisi neden benimle konuşmuyorlar? Benimle konuşsalardı.
Benimle konuşsalardı. Bunların yaşanmasına izin vermezdim. Tapasya'yı durdurabilirdim. Kolundan tutup eski karımla ilgili her şeyi anlatırdım. Ona sıkıca sarılırdım. Geçmişi unutalım derdim. Yeni bir hayata başlayalım. Senin mutlu olman için her şeyi yaparım derdim. Ama o bana bu fırsatı vermedi. Beni anlamadı. Hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Beni terk etti. Hayatım yine paramparça oluyor. Pekala. Belki de bunu hak ediyorumdur. Yanımda kim varsa hepsini incitiyorum. Belki de suçlu olan benim. Ah, tapum. Bir İtcan'ın benden boşanmasını istiyor. Böylece evlilikleri yasal hale gelecek. Bu mümkün değil. Ama Vanş'ın söylediği bir yandan da doğru. Yasal olarak İtca hala onun karısı. Hadi Umet, geç kalıyoruz. Gelin bizimle gelmiyor mu? Babacığım. Şunu alın. Dışarısı çok soğuk. Belki gece geç dönebilirsiniz. Senin süeterin nerede? Onu arabaya koydurdum. Peki. Sen gelmiyor musun? Şu Şila'nın evini görmeyi... Gerçekten ben de çok isterdim. Ama başım çok ağrıyor. Gidemediğim için birkaç hediye gönderip ondan özür dilerim. Tamam, sen dinlen. Eğer baş ağrın geçmezse haber ver, dönerken bir doktor getirelim, tamam mı? Hayır hayır, o kadar da ciddi değil. Ben bir ilaç içer uyurum. Umet. Hı? Hadi gidelim. Çabuk çıkalım, yoksa geç kalacağız. Gumanti, İtcha'ya dikkat et, olur mu? Sen merak etme. Çocuklara yemek yediriyor. Hem zaten bir de dönmek üzeredir. Yolumuz açık olsun. Hadi gidelim Umet. Bana bak. Ben odamda dinleneceğim. Bir şeye ihtiyaç olursa
Söyleyin olur mu? Bir gelirse yemeğini hazırlayıp verirsin. Tamam mı? Tamam efendim. İça. Bugün senden istediğimi alacağım İça. Tapu. Nereye gitti bilmiyorum. Büyük annesine bile hiçbir şey söylemedi. Bir sıkıntısı olsaydı bana söylerdi. Hiçbir şey söylemeden. Ah, kim bilir nerelere gitti. Sabırlı ol anneciğim. Her şey düzelecek. Tapu evine dönecektir. Evet. Anne, ben bir şey anlamıyorum. Tapu ortada bir şey yokken neden evden kaçtı? Bir derdi olduğu zaman sana söylerdi değil mi? Olmadı. Ablama da söylerdi. Çocuk oyuncağı mı bu? Bir geliyor, bir gidiyor. Evet canım. Bari en azından bebeğini düşünseydi. Şimdi o yuvraca ne olacak? O farenin adını ağzına alma. Tanrı en iyisini bilir. Sürekli ondan bahsediyorsun. Rohini. Efendim? Beni dinle. Sen içeri git, yuvraçla ilgilen. Peki. Dinle beni. Sütünü içirmeyi sakın unutma. Tamam canım. Bu ne şimdi anne? Rohini'nin önünde her şeyi söyleyecektim. Ne yapayım Puşkar? O fare İççe denen uğursuzluğunu tapunun hayatına geri getirdi. Sakinleş anne. Dikkat etmen gerek. Ağzından bir şey kaçarsa başımız belaya girer. Anne söyle, ne yapalım? Sen bizim evde kal. Hayır Puşkar. Tapum nerede kal derse ben orada kalırım oğlum. Tapu bırakıp gitti, sen bizimle kal. Hayır Puşkar, hayır, gelemem. Hem ben inanıyorum. Tapum geri dönecek. Ama babasının evine gelmediyse nereye gidebilir ki? Görürsün bak. Şu anda çok öfkeli, bu yüzden gitti. Eminim birkaç güne kadar geri döner. Tapum geri dönecek. Sakin ol anne. Ama o dönmeden... Puşkar, beni... Beni... Çok iyi dinle. Ben o iç canın hayatını... cehenneme çevireceğim. Söyle bana. Bana bu konuda yardım eder misin? Söyle canım. Ne dedin sen? Canım mı? Can ha? Yani ben hayatından çıkarsam sen ölürsün. Öyle değil mi? O zaman iyi dinle. Senin canın hayatından çıktı. Ne diyorsun sen ha? Fazla dans etmekten sarhoş mu oldun yoksa? Sesin sarhoş gibi geliyor. Asıl bugüne kadar sarhoşmuşum. Maalesef senin aşkından. Sen bana nişanlım diyordun Rocky. Sözüm ona, benimle evlenecektin ha?
İşte zengin kızı görünce hemen caydın. Ne saçmalıyorsun sen? Ben caymadım ama senin kafayı yediğin kesin. Oyunu oynamayı kes Rocky. Sen evli bir kadına göz dikiyorsun, öyle mi? Sen beni kandırdın Rocky. Ruby'ni kandırdın sen. Şimdi gör bakalım ne yapıyorum ben. Ben de seni mahvedeceğim. Ömründe ne sahtekarlık yaptıysan hepsini polise anlatacağım. Ömrünün geri kalanını parmaklıklar ardında geçirmeye hazır ol Rocky. Yoksa yine o Weir'le mi görüştün sen? Ruby bak o sana istediğini yaptırmaya çalışıyor. Sen de biliyorsun ki ben bu evde rolümü oynuyorum. Sadece rol yapıyorum. Senin Rocky'nin yüzü başkasını görmez. Bunu sen de biliyorsun. Öyle değil mi? Oynadığın bu oyunu bitireceğim. Ruby ile oyun oynamanın bedelini ödeyeceksin. Tekrar içeri girmeye hazır ol Rocky. Hazır ol. Ruby! Ruby! Ruby beni dinle. Ahmak kadın. Weir beni mahvetti. Ruby de kontrolümden çıktı. Ama eminim. Eminim peşimi bırakmayacaktır. O ihtiyar kadın. O kadın da bana para vermez. Bu ev benim sonumu getirecek. Ama ben kolay kolay gitmeyeceğim. Bu evi başlarına yıkacağım onların. İççi bana ne demişti? Sen sahtekarın tekisin. Utanmaz bir adamsın. Bugün kocam sana haddini bildirdi. Eğer bir daha bana dokunmaya kalkarsan, kocam sana bunu ödetir. Evet sahtekarım, sahtekarım ben. Ama şimdi göreceksiniz sahtekarlık nasıl olurmuş. Bugün sana erkek adam nasıl olunur göstereceğim İtça. Sahtekar bir adam nasıl törenimize katılabilir? O bir sahtekar değil. O bizim oğlumuz Vanç. Bu evde olduğu müddetçe o da törene dahil olacak. Eğer aksini kanıtlamıyorsan daha sana ne diyebilirim ki? Bunu kabullen artık. Vanş'a haksızlık etme. O senin kardeşin. Şunu da unutma. İtcan'ın hala onun karısı olduğunu kabul etmek zorundasın. Ay vuracak yüzüne kızımın. Ay vuracak güzel yüzüne. Ay vuracak kızımın güzel ve güzel bir hayatı olacak. Ay vuru. Ne yapıyorsun sen? Bak, rica ediyorum lütfen kapıyı aç ve bu odadan hemen şimdi git. Sana hemen git dedim. Böyle odama giremezsin. Bu ne cüret? Bak, kapıyı aç ve hemen buradan git. Yoksa şimdi Weir'i çağıracağım. Weir evde mi? Kimse sana dokunamaz mı yani? Ama Weir evde değil.
Şimdi seni kim koruyacak? He? Orada dur. Eğer yanıma yaklaşacak olursan bir peşini asla bırakmaz. Hemen git buradan. Sana git diyorum. Bak. Benden uzak dur. Yoksa... Yoksa ne? Ne ha? Bağıracak mısın? Bağır bağır. Görelim hadi. Evde kimse yok, bağır. Senin sesini kim duyacak? Çünkü hiç kimse yok evde. Vir mi duyacak? O mu duyacak yani? O da burada değil. Babamla büyük baba da gitti. Annem odasında uyuyor. Hem zaten senin hangi sözünü dinliyor ki annem? Söyler misin hangi sözünü? İlin için söylüyorum, buradan git. Eğer bir öğrenirse... Bak... Bana yaklaşmaya kalkma, yoksa... Yoksa Vir seni öldürür. Vir ne yapabilir ki? Ne yapabilir? Söylesene. Ayrıca ben senin kocanım, öyle değil mi ha? Söylesene. Ben senin kocanım ama... Ama sen benden kaçıyorsun İtça. Yazık. Çok yazık İtça. Çok yazık. Buraya gel. Gel şöyle. Gel buraya. Buraya gel dedim sana. Geç diyorum sana. Gel şöyle. Hayır. Bırak beni. Sakın bana yaklaşmaya kalkma. Bu cesaretin vahşi olmadığını gösteriyor. Olsaydı. Olsaydı. Böyle bir şey yapmazdı. Bana yaklaşma. Uzak dur benden. Sıktın ama. Git buradan. Uzak dur, yoksa... Yoksa bir seni mahveder. Sana uzak dur diyorum. Gel buraya. Kurtar beni. Hadi. Buraya gel. Bırak benden beni. Kaçamazsın İtça. Buraya gel bırak diyorum. Beni. İtça benim olacaksın. Hadi bırak.
olacaksın. Anne! Nereye kaçıyorsun? Anne! Eça! Eça dur bakalım. Anne! Buraya gel. Buraya gel. Ben senin kocanım. Eça buraya anne! Gel. Sana kocanım dedim. Duymadın mı? Neden böyle bağırıyorsun ha? Eça. Eça neden bağırıyor öyle? Bugün elimden kaçamayacaksın Eça. Bırak Eça. Eça. Bırak. Ne? Bırak buraya gel. Anne. Anne kocasının sözünü dinlemiyor o. Ben onun kocasıyım. Bana bak. Terbiyesizlik yapmana izin veremem. Çekil, çekil, hey, çekil. Bağırmana gerek yok. Ben onun kocasıyım anladın hadi mı? Hadi çekil. Kenara çekil. Anne, sana kenara anne, çekil diyorum içeri kadın. Annemi bırak. Yettin artık anne. Sen de çekil. Çekil şuradan be. Şu telefonu aç hadi. Alo. Bay Takur. Bayan Gumanti. Bay Takur hemen buraya gelin. Ne oldu? Neden böyle endişelisiniz? Bir şey sormayın ne olur Bay Takur. Hemen buraya gelin. Bir evde değil. Evde hiç kimse yok. Ümit de yok, babam da yok. Ama ne oldu? Hemen gelmezseniz çok kötü şeyler olacak. Tamam, tamam. Siz merak etmeyin. Hemen oraya geliyorum. Çabuk olun. Hadi söyle Eça. Şimdi seni kim kurtaracak ha? Artık hiçbir yere kaçamazsın. Eça! Anne! Eça! Anne! Senin sesin amma da çok çıkıyor Eça. Eça aç kapıyı. Naz yapmayı hayır. Bırak artık. Açın şu kapıyı. Kes! Bayan Gumanti. Bırak beni. Yardım edin. Bay Takur. Bay Takur. Yetişin ne olur. Eça kes sesini. Eça. Aç şu kapıyı. Aç dedim. Ne oldu Bayan Gumanti? Eça içeride. Bay Takur, Eça'yı kurtarın ne olur. Hadi lütfen. Panşona saldırıyor ne olur. Beni. Tamam siz çekilin. Hayır. Ah! 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 Ah
Anne! Tamam, güvendesin. Ah canım benim. Şimdi seni kim kurtaracak ha? अपनी तो जैसे